12 Eylül 2019 Perşembe. Bugün Hacı Nihat Özkuyumcu bağını bozuyor. Evet Hacı amca, bugün ne yapıyorsunuz? Bir anlat bakalım. Bugün bağımızın serkisini seriyoruz. Nasıl oluyor bu işler? Bir anlat bakalım. Bağını omcularından kesiyoruz. Garacalarını ayıklıyoruz. Burada ayıklayan arkadaşlar var. Evet. Burada. Arkadaşlar kolay gelsin size de. Ne güzel ayıklıyorlar. Sabah 8'den beri bu arkadaşlar üzüm ayıklıyor herhalde. Ayıklıyorlar, kesiyorlar. Sergiye götürüyoruz. Küllü su da bandırıyoruz. Ha, küllü suyu da çekeriz biraz sonra. Yani potes diyeyim galiba, küllü su yok. Evet. Potesle bandırıyoruz. Derecesi var ona göre. Üzümün tanesine göre derece ayarlıyoruz. Hacı amca, bu sene ürünler bereketli herhalde maşallah. Üzümler bereketli, çok güzel görünüyor. Allah güzel verdi bu sene. Bunun derecesini acı fazla yapıyoruz. Zayıflar bu kadar derecede olmaz. Hep yıllardan beri böyle mi olur? Böyle olur. İnsanlar size yardım ediyor. Bundan sonra da bağ bozması geliyor. Bir mez yapmamız geliyor. Ha tamam. Bunlar şimdi bağda kütüğünde kaldı. Hacı amca, bu işi kaç yıldır yapıyorsun? Allah mereli yapıyor. Yani sen şu anda 88 mi diyeyim? 6 diyeyim. 86 yaşındasın. Evet. Yani 10 yaşında başlasan 76 yıldır. 20 yaşında başlamış olan. Yani yarım asırdan fazla bu işi yapıyor. Yapıyor. Babamız hayattayken onlarla beraber yaptık. Onlar rahmetli oldu. Şimdi evlatlarla yapıyoruz. Evet. Şimdi böyle arkadaşlar tekrar size kolay gelsin. Ali abi nereye kaçtın? Ali abi. Durduğumuz... Hacı amca, evet. Şimdi anlat bakalım burada ne yapılıyor? Bu bidonda suyumuzun derecesini ayarlıyor. Evet. Üzümün şekline göre... Hacı amca, bu suyun içinde ne var? Potes var. Potes ne demek? Potes bunun derecesini, küllü suyun yetini yerini tutuyor bu. Evet. Evvelden bunlar yokken küllü sular yapıyorduk. Şimdi bunlar kalmadı. Potes ile yapıyoruz ayarını. Şimdi burada potese bandırdın üzümü. Bandırdık. Evet. Sonra ne oluyor? Suyu çekişince bunun şeyden, tenekeden suyu kes, süzülünce sergiye sermaye götürüyor. Tamam. İyice çek bakalım Yeşil abi sen onu. Evet şimdi burada... Bunun bir gün geçtikten sonra, sergiden sonra kal vermesi var üzüme. Tamam. Esas mühim olan onlar yine. Şimdi Hacı amcanın sergisi de burada maşallah. Altın sırası üzüm de burada. Evet. Bunun... Hacı amca, burada ne işlem oluyor? İşlem görüyor üzüm. Burada işlem üzerinin tozu gidiyor, temizleniyor. Ali bandırmaya geçtim. Evet şimdi Hacı amcanın oğlu Ali de potes uygulaması yapacak. Şimdi Hacı amca, gel serginin başına geçelim. Dur bir Ali'yi bitirelim. Ali'yi bitirelim. Tamam. Ali de suyu, üzümü bandırıyor, patatesi suya. Üzümün damarı çıkınca kadar bandıracağım bunu. Tamam. Yani hemen tevekkül bandırıp çıkamıyorsun. En az bir 10-15 sefer bandırıp çıkaracaksın, evet, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi Hacı amca, burada ne işlem yapıyorsunuz? Buradan bandırılan üzümü burada betona seriyor. Betona seriliyor yani burada üzüm. Kuruma koydukları bu. Son görev bunun bu. Evet. Burada kaç gün kurulacak bu üzüm? Bir gün. Hava güzel olursa bir haftada alınıyor. Bir haftada alınıyor. Tamam. Şöyle. Evet. Gösterelim. Hacı amcanın bugün burada 4 dönüm üzüm bağında. Üzüm bozuluyor. Allah vermiş bak bunları. Evet Hacı amca. Burası çok güzel bir yer. Demirci'ye kaç kilometre Hacı amca burası? Ya 4 ya 5. 5 kilometre uzaklıkta. Evet. Tamam Hacı amca, şu üzümü kes bakalım. Şu göster Hacı amca. Gel sen şunu çek. Ha, Hacı amca kes üzümü. Kes kes. Maşallah. Şöyle bir bakalım. Bakalım. Altın sarası üzüm. Evet. Hasan Bey. Epey fotoğraf çektirdin galiba. 6 sene yeter. Şu anda video çekiyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldiniz. Zeynep Koz Bey. Hayırlı olsun, uğurlu olsun vatana. Hacı amca ya, uğurlu olsun, hayırlı olsun, bereketli olsun. Allah ona gülü versin. Yüzümün sonuna denk geldin hocam ya. Evet. Şimdi hepinize kolay gelsin arkadaşlar o zaman.